Çıksınlar babacığım. Ali Koç açıkladı işte. Çıkın dedi. E çıkın o zaman. Yani Ömer Üründül'ü izliyorum zannettim. sıra bir anda barış elçisi gibi kesildi. Ya sen hangi yüzle Ali Koç'un yüzüne bakacaksın? Yemeği davet ettin. Karşısında oturup ya Ali Koç gelir çatır çatır suratına konuşur. Ömek burnundan gelir ya senin. Yıllarca gördük centilmenliğinizi o sulu derbilerde. Sana takın ya. Ya Allah aşkına Fenerbahçe bu sezon içinde yapılanlarınız unutursunuz ya. Bükemediğin bileği öpecekmişsin. Onlar öptüler mi? Ligin ilk devresini? 5 puan geridirler de. Konu Fenerbahçe olunca hepiniz aslan kesiliyorsunuz ya. Her şeyi de çok biliyorsunuz. Bilmeye de devam edin. Pardon ya niye çıkmıyor abi Ali Koç mafya falan mı? Ne yapıyor silahlı adamlarla engelliyor mu? Babacım niye çıkmadığını söyleyeyim sana? Yemiyor yemiyor. Para verecekler çünkü. Sonuçta Fenerli Medya. Kim lan bu Fenerli Medya? Bir Ahmet Ercanlar var. Ahmet abi yargı hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın abi? Gayet iyiyim çok teşekkür ederim. Abi müthiş bir liste var önümüzde. Gelsin. 7 kişilik bir liste bir tane Gelsin. de bonusumuz var. Sürpriz olsun bizi izleyenlere. Programa başlamadan önce abi 3-4-3 izleyen herkesin kanalımıza abone olmasını ve videolarımıza beğeniyle yorumla destek olmalarını rica ediyoruz. Abi evet. 7 numarada önce bir fotoğraf getireceğim sana Hadi. ekrana. Verelim fotoğrafı arkadaşlarımız veriyor abi. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden verilen bir fotoğraf karesi bu. Şimdi Serdar Ali Çeliklerin bu fotoğrafla ilgili yorumunu veriyorum. İkisini senden değerlendirmeni istiyorum abi. Ya bu amatör kulüplerde olacak utanç verici bir paylaşım. Ya resmi istedim amatör takımlar bize yemek verdiler. Şu kahveci abimiz bize kahve <laughs> verdi. Kazanırsak şuradaki portakal suyu bize portakal suyu falan anlatırlar. Öyle yaparlar amatör takımlar çünkü o şekilde geçinirler. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Sembol olacak başı benim de gittiğim bir yer ve sahibi de arkadaşım tezadüf oldu. Mu? Bilmiyordum böyle bir şeyin geleceğini. Şimdi sembol olacak başı yani şöyle söyleyeyim. Pahalı bir yer yani şöyle 3-4 kişilik bir yere gittiğin zaman 2000 lira falan hesap ediyorsun. Yani böyle bir 70-80 kişilik bir grubu ağırladığı zaman yaklaşık 100 bine yakın bir maliyeti oluyor. Belli ki burada bir Fenerbahçe sponsor olmuşlar, ağırlamışlar ve kulüp de bu sponsorluğu resmi sitesinden paylaşmış. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ve bu yok bir amatör kulüp, yok şu, yok bu. Niye bu kadar basitleştirmeyin her şeyi ya bu kulüp kulübün hakikaten ben anlayamıyorum yani sanki kendileri ceblerine veriyorlar bu paraları 80 bin 100 bin 150 bin 200 bin ya işte 5 milyon euro 10 milyon euro o kadar basit konuşuyorlar ki bunları gerçekten çok basit konuşuyorlar biliyor musun ya yani bu kulübün başında Ali Koç var bir biraz süre istiyorum Geliyor ya Ali Koç nasıl olsa veriyor ya niye versin yeter yani o da bir yere kadar verecek yani ve bu kulüp bir sponsorluk aldıysa, bir yemek de olsa bu, başka bir şey de olsa, 50 bin de olsa, 100 bin de olsa paylaşacak bundan daha doğal bir şey olamaz yani. Hakikaten ben anlayamıyorum. Her şeyi eleştiriyorlar abi. Ya bu kulübün her şeyi mi eleştirilir ya? Tamam eleştirin. Ama bu kadar da olmaz yani. Yeter yani. Ben bile artık bunu aldım yani. Evet abi. Hızlı bir gidiş yapmış evet. olduk yargıya. 6 numaraya geçiyoruz. 6 numaranın kahramanı Jesus. Abi Jesus bu dönem farklı zamanlarda yaptığı çıkışlarla gündemdeydi. Bir dönem ligin masa başında oynandığını söylemişti ama Galatasaray şampiyon olduktan sonra bir tebrik mesajı var. Hazır mısın izleyelim mi? Gelsin. Şampiyonluğu nerede kaybettiğimiz konusu subjektif bir konu. Çünkü ligin sonu geldiğinde kim daha fazla puan almışsa o şampiyon oluyor. Dolayısıyla sebebin ne olduğunu tek bir şey söyleyemeyiz. Daha fazla puan alan takım şampiyon oluyor. Rakiplerinize karşı da oynasanız, düşmemeye oynayan takımlara karşı da oynasanız her maç 3 puan. Ama özetlemek gerekirse biz bu sezon rakibimizden daha az puan aldığımız için şampiyon olamadık. Bu yüzden ligi kazanamadığımızı düşünüyorum. Evet. Yani Ömer Üründül'ü izliyorum zannettim. Yani e, maçı gol atan takım kazanır gibi olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında Cesus'un ne demek istediği çok bariz. Yani diyor ki bu bir subjektif. Yani kimisi der ki hakem yüzünden kazanamadık. Kimisi der ki başka bir sebepten kazanamadık. Kimisi de başka bir şey söyleyebilir. Ve sonuç olarak diyor işte puan tablosunda biz daha gerideyiz ve kaybettik diyor. Bir Avrupalı gibi konuşuyor. Ama tabii işin gerçeği öyle değil. Cesus da biliyor. Türkiye'de neler yaşandığını neler olduğunu herkes biliyor Sadece sahada oynanmadığı futbolun Cesur da biliyor başkaları da biliyor ee, Ve Buna göre de Kendi aralarında eminim konuşuyorlardır ama kom oyuna konuşurken tabii Avrupalı futbol adamının Yapması gerektiği gibi yapıyor ee, Gereksiz işlere girmiyor Biliyorsunuz sezon içinde bu lig sahada Kazanılmıyor gibi bir ifade kullanmıştım ben bunu defalarca söyledim onu hükmen kazananlar maçlar için söylemişti Jesus. Onu da aldılar, algı yaptılar. İşte bir Avrupalı yabancı bir teknik adam sen kim oluyorsun da geliyorsun burada Türkiye'yi aşağılıyorsun falan dediler. Öyle bir şey dememişti. Biraz daha kısacık ek istiyorum ve tabii ki Fenerbahçe'nin genel yapısı yani hiç kimseyi koruyamadığı gibi Jesus'u da koruyamamıştı. Jesus sezon içinde sürekli yem olarak böyle attılar herkesin önüne. Jesus'ta geldiğimiz noktada yıpranmış bir teknik direktör haline geldi. Fenerbahçe ya, ya bu, bu yapısını değiştirecek ya her sene kaybettiği şampiyonluklar artık alışacak. Evet abi bunu da geride bıraktık. Şimdi Galatasaray şampiyonluğunu ilan ettikten sonra herkesin konuştuğu bir konu var abi. O da Galatasaray Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı alkışlayıp alkışlamayacağı. Bu konuda İlerleyen dakikalarda başka bantlarımız da var ama 5 numarada Murat Aşık'ın bir çıkışı var abi. Hazır mısın gönderelim Güzel. mi? Gelsin. Masada da mı kaybetti Fenerbahçe? Çok da böyle tertemiz bir sezondan bahsetmiyoruz. O yüzden bana mesela tebrik etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Ben hak edilmiş şeyleri tebrik ederim. Ben hak edildiğini düşünmüyorum bu sezonun. Ne oldu abi? Çok pisti bu, kirliydi bu lig. Dursun Özbeklin diyor ki alkışlasınlar diyor. E o bizi mi? niye alkışlamamışlar? Biz gittik oraya şampiyon. 100. yılımızda gittik şampiyon. Bizi alkışlarına su attılar. Şimdi tabii Galatasaray bir anda Barış elçisi gibi kesildi hepsi, bütün herkes Fenerbahçe'ye gelsin, yemeği davet ediyoruz, Fenerbahçe'ye şunu yapıyoruz. Ezeli rakibimiz, can dostumuz, ya kardeşim kusura bakmayın da siz daha iki ay önce neler söylüyordunuz Fenerbahçe'ye? Dursun Özbeyim bir açıklamaları var Ali Koç'la ilgili. Ya adama etmedi, hakaret kalmadı. Tabii Türkiye'de Futbol Federasyonu diye bir şey olmadığı için ceza almadı ayrı bir şey. Ya sen hangi yüzle Ali Koç'un yüzüne bakacaksın Yemeği davet ettin. Karşısında oturup o Ali Bey hoş geldiniz mi diyeceksin. ve Ali Koç da buna şey yapacak ha. O Dursun'cum canım Dursun abim saygılar falan mı diyecek. Ya Ali Koç gelir çatır çatır suratına konuşur o yemek burnundan gelir ya senin. Burnundan getirir orada senin o yemeği. Birazcık Ali Koç'u tanıyorsam tabii. Yapar bunu. Ya bu hangi yüzle bu şeyi yapıyorsunuz? Yok yemeğe davet ettik. Yok bize alkışlar herhalde. Fenerbahçe centilmendir. Siz çok centilmensiniz canım. Çok centilmensiniz. Yıllarca gördük centilmenliğiniz o sulu derbilerde. Koli koli tribünlere su dağıttığınız zamanları unutmadık. Hep Aziz Yıldırım bak çok güzel bir laf var. Galatasaray elini uzatır sonra arkadan işler çevirirler. Hakikaten vallahi doğru söylemiş Aziz Yıldırım. Yani e, adam çözmüş olayı. Gerçekten Galatasaray'a bir Fenerbahçe'nin güvenmesi mümkün değil. Güvenilmez bir camiye bu açıdan. Yani Fenerbahçe yönetiminde gereken cevabı vermiş. Kesinlikle yönet davetini kabul etmediğini söylemiş. Ve e, hatta Fenerbahçe yöneticilerin de rahatsız sayılı asla muhatap alınmaması gerektiğini söylemişler. Gayet de memnun oldum bundan. Bugün çok dolusun abi. Yani nasıl olmayayım babacığım ya. Ya Türkiye'de her şey sahte ya. Her şey sahte bu ülkede ya. Şu alkış, centilmenmiş falan filan. Bunların hepsi sahte ya. Bunlar gerçekten İnanamıyorum yani insanlar aptal yerine koyuyorlar ya. Bu adamlar değil miydi? Bu lig şaibeli, bu lig şöyle, bu ligi bitirmeyeceğiz. Yok klikler var, yok elimizde belgeler var diyen dedem miydi ya? Bunlardı ya. Şimdi bakıyorsun ne Lale Orta ya laf söylüyorlar ne Federasyon'a laf söylüyorlar. Nereye gitti abi bunlar? Ne oldu bu adamlara? Abi bu kadar karışıklığın şaibenin arasında iyi ki yargı programı var o zaman. Ya tabii ki özgürce en konuşabiliyoruz burada. Evet abi o zaman abi şimdi geride bıraktık Murat Aşığı da. Dört numarada Serhat Akın var. Son haftaların en stemkar ismi. Yine Fenerbahçe'nin başarısızlığı üzerine stemde bulunmuş abi. Gelsin. Gelsin güzel bir söz var. Mükemediğin eli öpeceksin. Bakın bu zihniyet işte. oturmadığı sürece Fenerbahçe'de Fenerbahçe aynı bu şekilde de gemileri evet. yakalılar, maninaları boş bugün itibariyle yarın sosyal medyada şunları göreceğiz. Yok Fenerbahçe LA'yı alıyor, yok Fenerbahçe bilmem neyi alıyor. Hayır. Gündem değişecek. Ve bu sürekli aynı döngüye Fenerbahçe. girecek Her bu. Bu. Tamam, bu çok yanlış abi. Futbol sonuçta başarı endeksli bir spor değil mi? Bir başkanın <laughs> ne yapması lazım ki değişmesi için? Merak ediyorum ya. Bu Ali Koç için evet. özel bu konuşmayı yapmıyor X. O zaman ben de başkan olayım abi. Hiç bir baskı yok. Zaten? Ben istediğimi yapabilirim. Siz benden Leo'yu beklersiniz. Ben size Rossi'yi getiririm tamam mı? Fenerbahçe'de skandallar var. Çok fazla konuşulmayan. Yani konuşulup ama hemen ertesi gün gündem değiştiriyor. Fenerbahçe o işi çok iyi. Bir. Ali Koç'un yaptığı en iyi iş bu bence. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe medyası dediği şeye bakıyorum. Eski futbolcular, gazeteciler. Geçen hafta da burada konuştuk. Bir tanesi diyor ki mesela e, bu seni hiç hakem hatası olmadı falan diyor. Tamam mı? Ya Fenerbahçe medyası, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları bu. Mesela Abdülkerim Durmaz'ı benim İyi dostumdu. Çok da severim. Ya o da aynı. Unutuyorlar. Unutkanlar yaşadıklarını unutuyorlar. Yani tek ağızla konuşma yok. Mesela Galatasaray medyasına bakıyoruz. Hepsi tek ağızdan. Aynı algıları yapıp aynı söylemleri söylüyorlar. Mesela Altay ile ilgili bir tartışma oluyor. Bir bakıyorsun 5 Galatasaray muhabiri birden şunu yazıyor. Galatasaray Altay'a talip. Aynı ağızdan çıkıyor. Belli ki belli bir noktadan çıkıyor bunlar. Fenerbahçe medyasına bakıyoruz. Serhat Sakın, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Ercanlar, Cartçut neyse. Herkes başka bir dünyada ya. Serhat Akın ya. Ya Allah aşkına. Fenerbahçe'yi bu sezon içinde yapılanlarınızı unutursunuz ya. bile öpecek misin? Onlar öptüler mi? Ligin ilk devresinde 5 puan girdiler de. Öptüler mi? Fenerbahçe'nin algılarla, işte sizlerle, sizler sayesinde, sizlerin bu kulübe sahip çıkma için sayesinde geldiler geriden 5 puan farklı öne geçtiler ve şampiyon oldular. Ama siz hep kendi camianıza vurun. Hep kendi futbolcunuza vurun. Hep kendi insanlarınıza vurun. Federasyon konuşmayın. Hakem konuşmayın. Medyayı konuşmayın. Rezaletleri konuşmayın bu ülkede. Hiçbir şey konuşmayın abi. Lale ortaya küfürler edildi. Hukuk kurulunda hasır altı ettiler. Tek kelime etmediniz. Fenerbahçe'ye defalarca maçlarda hakem skandalları oldu. Tek kelime etmediniz. Abi Konu fenerbahçe olunca hepiniz aslan kesiliyorsunuz ya. Her şeyi de çok biliyorsunuz. Bilmeye de devam edin. Evet abi bugün hep ek süre ihtiyacın oluyor. Gerçekten çok dolmuşsun. Seni çok iyi anlıyorum. Abi peki Serhat Akın sen sevdiğin bir isim. Ben çok seviyorum. Evet, evet yorumculuğunu da destekliyorsun seviyorum, biliyoruz. Evet. E, evet. Ama bir serzeniş arasında sana da isim vermeden bir maalesef lafı var. Rossi ile alakalı. Ne dedi? Abi sen Rossi'yi bir yayınımızda... 3, 3 Dijital'in yayınında e, istatistik üzerinden demiştin ki eğer istatistikse başkalarının göster gösterdiği Rossi'nin yaptığı asistlere de bakın demiştin. Evet Orada diyor ki ya ister 2 değil 10 değil 50 tane asist evet. yapsın. Bana göre topçu falan değil. Bana bunu kimse yutturamaz diyor. Kimse de yutturmasın diyor. Şimdi futbol ne oyunudur? Bir skoru ve sonuç oyunudur değil mi? ya yani Şimdi Rossi'yi ben gitmesi gerektiğini çok beğenmediğimi söylüyorum. Ama adam 5 gol 11 asist yapmış. 16 gole katkı yapmış. Hani bizim çöp dediğimiz, leş dediğimiz, berbat dediğimiz Rossi. Mertens nedir? Çünkü Galatasaray şampiyon oldu. O, o haklı. Şimdi tam tersi olsa Fenerbahçe şampiyon olsaydı. Aynı kişiler Mertens'i çöp diyeceklerdi. 36 yaşındaki adamı getirdiler. Ve bu iki maçla ilgili bir şey biliyorsun değil mi? Evet. Ya yani şu an Fenerbahçe liglik ligi devresinde Fenerbahçe, Galatasaray 3-0 yenilmesi yerine 1-0 yenseydi şu an Fenerbahçe bir puan öndeydi ligde. Biliyorsunuz da bir maç. İşte bir maç insanların bütün fikirlerini değiştirebiliyor. Ben söylemek istediğim sadece bu. Evet abi. Türk medyası'nın da maalesef en büyük sıkıntısı dü... Skora dün. göre yorum yapıyorlar. Evet abi. Maalesef bununla ilgili de bir program hazırlığımız var. Onu da buradan ilan edelim. 343 Dijital'de dün farklı bugün farklı konuşan spor yorumcularını ele alacağız. Evet. Abi o zaman geçelim 3 numaraya. 3 numarada Murat Zorlu var. Ali Koç'la ilgili değerlendirmeleri var abi. Haklı mı haksız mı? İzledikten sonra yorumunu rica edeceğim. Türkiye'nin önemli ailesinden bir kişi geliyor Fenerbahçe'ye başkan oluyor. Artık 2 senede bir şampiyon olmak, 3 senede bir şampiyon olmak da bizi kesmemeli. 6 sene mi kalıyor? 6'da 6 yapacağız. 6'da 5 yapacağız. Paris Saint Germain'i alan Katarlı ne yapıyorsa ben açıkçası Ali Koç'un da onu yapacağını düşündüm. Çünkü o imkanı var. Maddi imkanıyla beraber ülkenin üzerinde futbolcu mu gelecek? Icardi mi gelecek? Ali Koç getirir. Abu Bakar Taliska mı alınması lazım? Ali Koç alır diye düşündüğüm için gittim oyumu Ali Koç'a verdim. Ama geçen 5 sezonda her sene her sene keşke yapmasaydım diyorum. 89 ile 96 arası 7 sezon şampiyonluk yok. 96 şampiyonuz. Şimdi 89 ile 96 arasına bak. O 7 senelik kötü gidişte 5 tane başkan var. Buz kötü gidişte son 5 senede tek bir başkan var problem de görüyorum ben. E kimse de çıkmıyor. Kimse Ali Koç'un karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Ya burada tek çare kalıyor. Ali Başkan'ın bir şekilde çekilip Fenerbahçe'nin önünü açması. Aksi takdirde kimse karşısına çıkmayacak. Pardon ya niye çıkmıyor abi Ali Koç mafya falan mı? Niye çıkmıyor Ali Koç'un karşısına kimse? Ne yapıyor silahlı adamlarla engelliyor mu? Ya bu kadar saçma sapan bir konuşma ben hayatımda duymadım. Ha. Yemin ederim duymadım. Çık babacım niye çıkmadığını söyleyeyim sana? Yemiyor, yemiyor. Para verecekler çünkü. O kulübe her gün 3 milyon TL para girmesi lazım. Günlük gideri. Ali Koç ödesin. Biz de dışarıdan altına uyalım bir yandan. Tamam mı? İşte Murat Zorlu gibi algılar yaratalım. Bu takımı engelleyelim bir şekilde. Şampiyon da olmasın. Ama bir yandan da borçları ödesin. Bankalar bile de şu an bu ay Haziran ayında 900 milyon, 700 milyon ya da bir ödemesi var. Onu da ödesin Ali Koç. Ötekini de ödesin. Bir bitirsin başarı Biz de gelelim. Oh sefasını sürelim. Hem Ali Koç'u şampiyon olmaması için dışarıdan destek de vermedik. Camiye de olmasını engelledik. Başarılı olmasını da engelledik. Sonra da kaymağını yiyelim. Çıksınlar babacığım. Ali Koç açıkladı işte. Çıkın dedi. E çıkın o zaman. Neyi bekliyorsunuz? Çekilecekmiş. Çekilse de çıkamazlar. Al bay Haziran. Bankalar bile ödemesi var. Gelsin bir tane delikanlı ödesin o zaman. Ya geçin bu işleri. Ya bunlar şeyin başka bir şeyin muhalifi ya başlasın. Evet abi çok sinirlendiğim bir numara oldu. Üç numara Murat Zorlu. Geçelim hemen diğerine geçelim. Geçtik abi Konuşmaya peki gerekiyor. evet abi. İki numarada Dursun Özbek var abi. Galatasaray başkanı Dursun Özbek. Fenerbahçe'nin çok centilmen bir kulüp olduğunu söylüyor. Bak nasıl bir isteği ve talebi var Fenerbahçeden. Ben haftalar önce bir şey söyledim size. Belki hatırlarsınız şampiyon belli dedim. Şampiyon belli. Şimdi ikinci, üçüncüye bakacağız. İkibinizin Şimdi size alkışlamasını bekliyor musunuz sahaya çıkarken? Onlar centilmen bir takım. Başka... Herhalde bizi alkışlayacaklar yani bir sahaya çıkarken. Yani. Şimdi bu dürüstsün özmek 75 yaşında bir adam. Vallahi acaba ergenlik dönemine dönmek mi istiyor? Kafasında öyle bir şey mi var? Ya o günlerimi özledi. Yaşayamadım o günleri. Erken gibi konuşuyor ya. Yaşına yakışmıyor yani. Hani biz Dursun Yerli falan hepsini gördük. Ağır başlı saygı duyduk. Önümüzü ilikledik. Ya da mı saygı duyamıyorum bir türlü ben ya. Ya gerçekten ergen gibi. Bir Galatasaray başkanına yakışır bir ağırlık sergileyemiyor. Çocuk gibi ya. Çok enteresan. Yani şu konuşma tarzına bakın. Yani centilmenlerde şey yapar. Aklınca sıra dalga geçecek Fenerbahçe'ye. Ya yarın öbür gün. Fenerbahçe öyle bir dalga geçer ki sen de. Nisan içine çıkamazsın. Kendine gel ve dikkatli ol artık yani konuşmalarını falan. Abi bugün seni sinir eden edene ya. ya, ya e, enteresan bir liste olmuş. enteresan yani. Abi As peki sen Fenerbahçe'yi en iyi tanıyan, en iyi bilen gazetecisin. Sence Fenerbahçe bu maçta alkışlayacak mı Galatasaray'ı? Ya öyle bir şey mümkün mü ya? Hatta daha da ileri gideyim. Bence Mustafa'nın elini de sıkmayacak futbolcular. Ben olsam sıkmam. Fenerbahçe oradan şeyden e balkondan ya da başka bir yerden o küfürlerini görmediniz mi? Eğer Fenerbahçeli oyuncular onurlu ve gururlu davranmak istiyorlarsa Mustafa'nın elini sıkmamalar gerekir. Doğrusu budur. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermek istiyorlarsa gidecekler orada tepkiyi de gösterecekler. Ve Fenerbahçe'nin onuru için mücadele edecekler orada. Değil alkışlamak gidecekler Galatasaray'da çatır çatır yenecekler. hakem de karşılarına çıksa yenecekler. O formun ağırlığını orada hissettirecekler. Abi listenin o zaman zirvesine doğru gelelim. Bir numarada Ümit Aktan var. Ümit Aktan'ın bir teşhisi var. Hatta ileriye dönükte bir öngörüsü var. Hazır mısın? Bakalım bu öngörü ne kadar tutmuş tutmamış onu konuşalım. Bakalım lig dizayn ediliyor. Ve ben çok net bir şekilde iddia ediyorum. Bu sezonun sonunda birinci, şu andaki birinci olmayacak. Kim şampiyon olacak? Fenerbahçe. Bütün bulgularım 53 senelik lig tecrübem ve şu son yapılanları üst üste koyuyorum bana bunu söyletiyor. Lig bitti benim için. Çünkü bu, bu kadar şeyi hatta... alt alta yaptığınız zaman amacınıza hala ulaşamamanızın bir sebebi var. Hesapta olmayan. Sizin tökezletmeye çalıştığınız yer kupaya rastladı. Lige değil. Şimdi bu adamlar işte medyayı bu adamlar yönetiyor. Yıllardır bu adamlar medyada konuşuyor. Tamamen Galatasaray'a hizmet ediyorlar ve sorusu Fenerli medya. Kim lan bu Fenerli medya? Bir Ahmet Ercanlar var. Köyün delisi konuşuyor kendi kendine. Onu da fanatik oliganı ilan ettiler. Abi kim bu Fener medyası? Görüyoruz burada konuşanların bir şey oldu. Fenerbahçeliydi yani. Nerede bu Fenerbahçe medyası ya? Bunlar, bunlar yönetiyor yıllardır. Algıları yapıyorlar. Hakem algısı. Yok Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Yıllarca hıncalı bitti. Bunlar başladı. Her sene aynı tere. Fatih Altaylı aynı şeyi söyledi. Onu da keşke yetişseydiniz. Fenerbahçe'yi şampiyon olacak diyorlardı Fatih Altaylı. Nerede? Ya bak Ahmet Tarif'in güzel bir şeyi var. Diyor ki bak Fenerbahçe'li çocuklara sesleniyorum. Diyor ki bunlar diyor engerekler, çiyanlardır. Bunlar aşını ekmeğine göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü diyor. İşte bunlar senin şampiyonluklarını, senin emeklerini göz koyan ciğerlerdir Fenerbahçe taraftarı. Bunları tanıyın. Bunları unutmayın. Sezon bitince unutuyorsunuz. Sezon içinde yaşananları unutuyorsunuz sezonlar bitince. Unutmayın. Abi, 7 kişilik yargı listesini bitirdik. Fakat bir tane bonusumuz var. Hazır mısın? Gelsin. Abi şöyle, bu programı biz biliyorsun futbolu adalet sağlamak için getiriyoruz. Dolayısıyla da senin adaletine güveniyoruz. O yüzden senin yıllar önceki bir evet. videon var. Önce onu verelim abi, sonrasında senden o sözlerini açıklık getirmeni, yorum yapmanı istiyoruz ben iddia ediyorum Fenerbahçe önümüzdeki 5 yılda 3 kez şampiyon olacak. Bakın göreceksiniz. Ben bunu iddia ediyorum bugün. Rakiplerin de durumlarına bakarak söylüyorum. Bir yapılanma içinde olduğu için Fenerbahçe söylüyorum. Eğer Fenerbahçe çok büyük şeyler olmazsa bu yolda ilerliyor. Ve Komali gerçekten doğru bir hamle yapıyor burada. Şimdi bakın bu konuşmayı ilk sezon kaybedilen şampiyonluktan sonra yaptım. Ve Fenerbahçe'nin yaptıklarını yapmaya çalıştığını gördükten sonra yaptım. Ve bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe Ali Koç aldığında 30 yaş ortalamasıyla yaklaşık 31 yaş ortalamasıyla hatta korner Hasan Ali atıyordu Fenerbahçe'de duran topları kornerleri. Korner atacak adamı yokken bugün ligin en genç belki de en dinamik takımı. İşte Arda Güler'ler var, Ferdi'ler var, şunlar var, bunlar var ve İsmail Yüksekler var. Bir Ali Koç en azından şunu yapmaya çalıştı. Dedi ki ben takımı gençleştiririm. Uzun vadeli bir takım kurarım. Ve bununla zaman içinde başarılı olurum diye düşündü. Ve ben Türkiye'yi normal bir ülke olarak düşünerek yaptım. Ama bugün içinde bulunduğumuz ekonomik durum, siyasal konjonktür, federasyonlar artık o kadar açık ve bariz bir şekilde bazı kulüpler kullanıyor ve her sene bir kulüp itiliyor ki ya geçen sene Trabzon çapımı normal miydi ya? Ondan önceki sene Fenerbahçe'yi nasıl engellediler hatırlamıyor musunuz? Beşiktaş şampiyon oldu sene. Kaç puanı çalındı Fenerbahçe'nin? Gidin bir geçmişe bakın. Ondan önceki sene Ersun Yenal vardı. Alanya maçını o altı hafta Fenerbahçe'ye maç kazandırılmayan dönemi unuttunuz mu? Ligin lideriydi Fenerbahçe. Başakşehir'i ezip geçmişti Kadıköy'de. Unuttunuz mu bunları? Unut, Unuttuğunuz için zaten bugün bunları daha kolay yapıyorlar size. Unutmayın diye hatırlatmaya çalışıyoruz ama biz de işte onun adamı, bunun adamı yok. Şudur yok budur saçma sapan algılarla bizi de değersizleştirmeye çalışıyorsunuz. Kardeşim unutmayın geçmişe dönüp bakın. Seni tarih kurtarır, geçmiş kurtarır, hafızan kurtarır. Sen eğer hafızanı kaybedersen hep kaybetmeye mahkumsun. Hafızanı diri tutarsan her zaman kazanacaksın. Abi teşekkür ediyoruz. Evet. Yargının sonuna geldik. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.